uçabilirsin. Evet. Tabii. Değerli manşet okulları, şu anda Tatlısu sahillerimiz. Tatlısu sahilleri yavaş yavaş Haziran ayı ile ortaları ile birlikte doluluk oranına başladı. Biz muhtarımızla birlikteyiz. Kütahya'dan eniştemiz Zeki geldi, adaşım. Veli Özel. Veli Özel. Özel. Evet, Veli Özel Bey. Bizim çok yakından Tatlısu sakinleri ve Bandırma'nın yakından tanıdığı Sayın merhum Ördekçi'nin damadı. Doğrudur değil mi? Evet. Hoş geldiniz diyorum. Evet Sayın Nihat Terzi. Evet. Siz muhtarlıkta bayağı eskidiniz. 19 yani, yıl 19 yıl maşallah bir ömre bedel. Devlet kademelerinde bu kadar uzun bir süre görev yaptıktan sonra emekli oldunuz. Geldiniz. Tatlısu'da güzel katkılarınız oldu. Allah İşte yollarda, sahilin temizlenmesinde, suyun gelmesinde, çöplerin toplanmasında bir belediye sürücüsünün hizmet verdiniz. Bu hizmetlerimiz devam ediyor mu? Devam ediyor. Daha hiç daha devam ediyor. Geçmiş dönemden siz de biliyorsunuz. Bütün her taşın altına elimizi koyduk. Su, çöp vesaire. Çevre düzenlemesi, orman edilmesi, köyümüze sosyal anlamda, ekonomik anlamda her türlü katkıda bulunacak, her türlü işin içine girdik. Her birinde de başarılı olduk. Devletle birlikte el ele vererek buradaki vatandaşlarımız da, bu sağduyulu insanlar bize yardım ettiler. Her türlü köyümüzü yaşanır cennet gibi bir belde yaptık. Belde olduk diyoruz yani buna. Evet. Şimdi Nihat Beyciğim, Tatlısu'nun malum yazlık esnek bir nüfuzu var. Evet. Bu altyapımız buna yeterli mi? Talebe cevap verebiliyor muyuz? Yazın herhalde nüfus 20 bin falan oluyor. Geçiyoruz bile. Evet. 20 bini geçiyoruz. Ama buna rağmen çok şükür yani 22 kilometreden fazla kanalizasyonumuz. Evet. 60 kilometreden fazla dağlara su şebekeleri, 4 tane su deposuyla birlikte evet. Şu anda mevcut halkımıza hizmet veriyoruz. Buyurun tabii siz röportaj yapıyoruz, evet. Gazeteye veriyorlar, televizyona veriyorlar. Evet, değerli muhtarım, şu anda diyorsunuz ki bu yaptığımız çok halk çalışmalar şu anda yeterli. Yeterli, için yeterli. Bir beklentisi var mı? Beklentimiz zaten Büyükşehir, Balıkesir Büyükşehir olduğundan dolayı bizim de burada yarın mahalle konumuna geleceğimiz bilgisi var şu anda bize. Hani bu şöyle böyle bir çalışmalar var. Ama tabii bundan endişeliyiz. Şöyle ki biz burada yazın 20 bin 25 bin nüfus oluyoruz. Merkezi sistemle buraya hizmet vermek, bu bahsettiğim altyapının su vesairelerin hani dışarıdan uzaktan kumandalı yönetilemeyeceğini evet. Görüyoruz. Onun için hani bilemiyorum tabii Büyükşehir olduktan sonra mahalle konumuna getirmesini doğru görmüyorum ben şahsen yani. Yani bütün şehir olmanın Tatlısu sahillerine bir avantajım olur, dezavantajım olur. Çok büyük avantajının olacağını biliyorum. Hani Balıkesir'in büyük şehir olmasıyla bizim burada hani ona bağlı olarak oradaki seçilecek olan insana da oy katkıda bulmamız bu bize artı getirecektir. Ama hizmet anlamında yani 3-5 yıl gibi ben diyorum ki biz burada mağdur olacağız bu anlamda. Çünkü benim şu anda 10 tane sigortalı personelim var. Evet, ben bu 10 personelle ben burada hizmet edemiyorum, yardım edemiyorum, yeterli olmuyorum. Onun için hani bilemiyorum yani bu büyük şehirde bizim mahalle konumuna gelmemizden dolayı endişelerimiz var. Selamünaleyküm. Ya abim Bey. Gelin bakalım. Buranın sakinleri bunlar. Evet. Gelin buyurun. Evet. Siz de gelin bak. Özel kayıt mı var? Vatandaş soruyor. Şikayetiniz, derdiniz, sorununuz, probleminiz ne varsa. Bizim muhtarımız ne derse biz onu kabul ediyoruz. Evet. Zaten onu biliyoruz. Biz de onun için muhtarımın başka bir beklentisi var mı diye. Beklentimiz burası dediğim gibi yani. 25 bin insana yazın burada. Evet. Yani hizmet vermekte tabii ki zorlanıyoruz. Bize hani çok çok daha büyük yardımların devlet tarafından verilmesini, yapılmasını istiyoruz. Biz köy statüsünde olduğumuzdan dolayı İller Bankası'ndan vesaire banka hiçbir yerden herhangi bir katkı payı alamıyoruz. Dolayısıyla buradaki vatandaşlarımızın, yazlıkçılarımızın yıllık ödemiş oldukları aidatlarla bu 10 tane personelimizi hem istihdam ediyoruz hem de bu insanlara elimiz gücümüz yettiği kadar hizmet etmeye uğraşıyoruz. Yeterli geliyor mu? Bir şikayet var mı? Yani var hizmet alamamakla. Var tabii ki şikayet. Örneğin şu anda tekin özelleşmesine rağmen bölgemiz en az 30 tane elektrik sokak lambalarının yanmadığı. Yani bu özelleşmiş olmasına rağmen devlet bunu yaparken, devletin eliyken hiçbir tane tek lambamız yanmamız
Böyle evet. bir söz konusu değildi. Yani. Özelleştikten sonra enerji konusunda olumsuzluk böyle bir sorun yaşıyoruz yani. Trafolar yetersiz evet. oluyor değil mi? Başka bir beklentimiz var mı yani? Başka ihtiyacımız nedir? Başka beklentimiz, biz burada halk olarak bak 20 bin insandan fazla insan oluyoruz diyoruz. Bizim burada her türlü şeyler haklarımız, hakkımız var. İstiyoruz evet. bunları yani. Devlet bize biraz daha yakın davransın. Bakın burası 25 bin insan diyorum yaşıyor burada. Önümüzde fabrikaları görüyorsun gözünün önünde işte. Evet. Yani şimdi biz burada yok mu sayılarak bu insanlar, bu fabrikalar burada çalıştırılıyor? Biz evet. yok muyuz yani burada? Yaşamıyor yani, muyuz yani? Sayfiye yerinde sanayileşme bu ya, şekilde hızla ya, gelişmemesi lazım. Tabii gelişmemesi lazım. Burada tersane olayından dolayı da ben bir dönem biliyorsunuz evet. bu konuda çok mücadele ettim. Ama maalesef sonuçta isteğimizin dışında bir gelişti. İsteğimizin dışında gelişti. Buna rağmen yapıldı. Aa, öyle yarım yandalda. Tersane konusunda o dönemin milletvekilleri de gelip size söz vermiş ama buna rağmen tersane yine devam etti. Maalesef. İsteğiniz değil hiçbir gelişme olmadı. Olmadı. Yani bunlar şimdi ABC projeleri şeklindeydi. Bunların A projesini yapamadılar. ÇED raporu alamadıklarından. İkinci B'yi de yapamadılar. En son C'de karar verildi. Devlet de bunlara tahmin ediyorum. Yani yol verdi, işte iş yaptırdı, verdi, yapılsın, edilsin. Hani memleketimize sanayi geliyor diye beni de zaman zaman evet. dengi dediler. Bu muhtar nasıl adam sanayi istemiyor bölgesine diye. Evet. Şimdi muhtarım ben tabii bir de eskiye döneceğim. Bizim bildiğimiz Bandırma'nın değerli şahsiyetlerinden yine mahallenizde oturan merhum Recep Ördekçi, Yılmaz Altınbaş, Emrullah Tetik, Mimar Atilla Ertan, Rıdvan Kavruk gibi önemli şahsiyetler ya, bu oradaki yapılanmada size çok katkıda bulunuyorlar. Yani 19 yıl önce muhtar olduğum dönemde bu abiler bunun gibi daha değerli insanlar sağ olan yaşayan abilerimizle birlikte ki bunlar bize çok faydası olmuş merhum abilerimize Allah rahmetten rahmet diliyoruz. Bu insanların katkılarıyla bakın bizim burada yapmış olduğum bahsettiğim bunların o kadar kalın ağır faturalar ki hani bizim bunların altından kalkmamız mümkün değildi. Bu buraya gönül vermiş buradaki hayırsever zaten bölgemizi Bandırma'nın geçmiş dönemin yerlileri, tuzu kuru ekmeği aşı olan insanlar. Dolayısıyla bunların katkılarıyla biz bunları becerebildik, yapabildik. Ben mesela devlet memurundan gelmiş düz kontak bir adamdım. Evet. Ama bu abiler bana sahiplendiler. Devlet bir verdiyse onu da bunlar yardım ettiler. Evet. Birlikte bu şekilde bu memleketi bana göre kurtardık yani diyorum. Ben yaşanır hale getirdik yani. Katkılarla bu beklentileri karşıladık. Karşıladık. Allah rahmet eylesin hepsine. Bugün itibariyle beklentileri sadece diyorsun ki sokak lambalarındaki yani bunlar bizim güzelleşmesinden kaynaklanıyor. Yani ondan kaynaklanıyor. Bak ikinci evet. yıldır bunu ısrar etmemize rağmen hala evet. bu sokak lambalarını taktıramadık yani. Evet. İkinci yıldır yani. Yani. Böyle bir şey olur ya. Şeylerini de ben alayım diyorum elektrik diğer efendim lambasını neyse onun içerisinde kullanılan teknik cihazlarını da ben alayım evet. diyorum. Buna rağmen artık tek herhalde bizim burada sokakta lambalarımızı istemiyor herhalde bunların yanmalarını. Örneğin ben burada belirli yerlerde sokak aralarında sahil bantlarında aydınlatma yaptım. Devlet geçmiş dönemde bunlardan ücret almıyordu. Şimdi bunları geldiler. Caminin de tuvaletler, umut tuvaletlerinde bu dediğim sokak aydınlatmaları dahil. Yani bizim özel aydınlatmamız dediğimiz aydınlatmaları bile kestiler, kapattılar, saate bağladılar. Biz de sayaç taktık. Bunların ücretlerini ödüyoruz yani. Sokak lambalarının ücretini sokak de lambası ödüyorsun. Demeyeyim bunlara hani normal süs hani evet, genel anlamda evet. yapılan evet. ara sokak aralarında diyelim sahil yani bantlarında. Siz, o adaştan özelleştikten sonra gerekli performansı görmediğiniz için. Alamıyoruz maalesef o hizmeti evet, alamıyoruz. Evet ben de biraz da denizden bahsedeyim. Deniz durumumuz nasıl? Vallahi, temizliğimiz nasıl? Vallahi, İnsanlar sağlıklı güvenle denize girebiliyor girebilirler. Sık sık biz burada bu deniz suyundan tahlil yapıyoruz. Sağlık Müdürlüğümüz evet. ekipleri vasıtasıyla geliyorlar. Herhangi bugüne kadar bir tenkit görmedik, yemedik. Ben de çocuklarımdan, torunlarım burada görüyorsun. Denize giriyorsun. Denize giriyoruz. Bu insanlar hepsi aklı başında insanlar. Her birisi bunların mektep, medreseli, eğitimli adamlar. Dolayısıyla burada böyle bir rahatsızlık yaşasa kimse burada buna önem vermez. Aa abim benim üniversitede. Sabahın 7'sinde geliyor. Güneş kavuşana kadar burada. Torunları, çoluk, çocuğuyla birlikte yani, rahat rahat. Böyle bir derdimiz. Öyle bir derdimiz. Öyle bir derdimiz. Sağlık, suyu. Ben bir de şey söyleyeyim size. Bu yaz başlarken sezon öncesinde ocaklarda iki kişilerde bir dengimiz bulunuyor. Bu tip olumsuzluklara karşı bir tedbirimiz var mı? Ne yapıyoruz bu konuda? Valla burada şimdi jandarma bizim hemen girişimizde zaten jandarma evet. var. Günübirlik asayiş anlamında çok iyi korunuyoruz, kullanıyoruz. Belirli yerlere MOBESE yaptırdık. Bunlardan da faydalanıyoruz. Evet. Yani bizim dediğim gibi 10 tane personelim var. Onlar da zaten burada devamlı hareket halindeler. Sonuç itibariyle çok şükür bugüne kadar mali olarak herhalde.
Çok çok. Zaten dediğim gibi insanlar tanıdığım tanıyan insanlar. 19 yıldır ben buradayım. Yani nahoş hiçbir olay olmamıştır. Bakın yıllık buradaki jandarmada, kaymakamlıkta, buradaki icraat tarafı, asayiş anlamında bakın. Hiçbir olumsuzluk olmamıştır. Bir huzur burada vermesin. Bir sevgi saygı çemberini de oluşturduk. Bu güzel bir de yakaladık burada. Evet. Çok iyi idare ediyoruz, çok, çok iyi götürüyoruz. Evet, tebrik ediyorum. İşte sana soralım biraz da soru. Siz Kütahya'dan geliyorsunuz. Bayağıdır bir zamandır tatlı suyu yazlık mekanı olarak kullanıyorsunuz. Sizin gördüğünüz eksikler var mı? Ben tam 36 seneden beri 36 yıldır devamlı olarak yazın fazla, kışın da en azından bir kayma burada geçiriyorum. 36 evet. seneden beri. Antalya'da kendi otelim olmasına rağmen otele gitmem, tatlı suya gidiyorum. Bir tatlı su hayranıyım. Tatlı su, evet. Senin sorduğun şekilde bir tek şu hatayı görüyorum. Tatlı su daha iyi tanıtılmalı. Evet. Tatlı suyun arkasında şu Kapıdağ Yarımadası dünya harikası bir yer. Evet. Şuradan çıkıverin. Yani oksijen anlamında. Oksijen anlamında, evet. Dereler, çağlayanlar, manastır, işte harabeler, bir sürü evet. şeyler var. Ben biraz daha iyi anlatılması lazım diyorum. Sahipsiziz biraz. Benim arkadaşlarım geliyor buraya, beni ziyarete geliyorlar. Sık sık herhalde bir ziyaretçi geliyor. Geldikleri zaman buraya hayran olup gidiyorlar. İşte biz de bir şey yapalım, bizler de bir ev bulurlar, kiralayalım, şey yapalım. Yani, siz bir turizmci çok... olarak bölgeye makro anlamda büyük yatırımcılar gelse o dedikleriniz olur mu? Niye olmasın? Zaten olması lazım, evet. açılması lazım. Bu yani çok vakit güzel alanlar var, yeşillik, şey bozulmamış. Ne bileyim evler eski tatlısının evet. içerisine baktığın zaman insan geldiği zaman eski var. Bir yerden geçiyor. Şimdi burada bazı yerler var, ismini söylemeyeceğim, ayıp olur. Bir geçiyoruz, geçenlerde biz bir arkadaşın teknesinden geçtik, beton yığını halinde evet. ama tatlı su böyle bir şey değil. Tatlı su Bandırma'nın tam oturacağı yer, Bandırma'ya çok yakın. Şey bozulmamış, tabiat hiç bozulmamış, 10 dakika. Böyle harika, bir de demin söylediğim gibi önü deniz, arkası şey, böyle yerler de var söyleyeyim sana. Benim otelimin olduğu yer, şeyde. Kemer, Antalya Kemer tarafı biliyorsun. Antalya'da arkası olduğu gibi ormandır. Size evet. de orman yoktur ama yani arkası düzdür, ilerlidir. Böyle bir yeri çok iyi değerlendirmek lazım. Daha böyle bu bekaret bozulmadan yani o bozulmaması lazım. Bir planlamaya, bu devirde böyle makro yani. Bir planlamaya gidelim. Bu devir böyle yani. Diyorsunuz ki tatlısı da bunu hak ediyor. Evet, ben çok teşekkür şimdi ediyorum. Şimdi son olarak bir şey söyleyeceğim. Ben işim itibariyle Eskişehir'de bir işim var. Evet. Mesela şimdi Eskişehir'de bütün Türkiye'nin her tarafından akın akın insanlar geliyor. Eskişehir'i evet. görmeye geliyorlar, Eskişehir'i gezmeye geliyorlar. Bu neden biliyor musun? Çok tanıtımlar. Ben doğru. buranın tek eksiğini biraz tanıtım olduğunu düşünüyorum. Bu bölgenin yani. Evet. Burası değil. Arkada nereler yani, var? Yani Kapıdağ o zaman makro anlamda ele alınmalı. Doğru. Alınmalı ya. Bir bütün şey olarak, ya. Bütün olarak. Ben özel jipimi zaten... getirdim. Bir eski jipim var. Bir liseli bir model. Evet. O jipten dağlara dolaşıyorum şimdi. Evet. Safari yapıyoruz. Safari yapıyoruz. Evet. Sanıyorum Erdek Belediyesi de bu konuda bir şeyler yapıyor. Geçen yıl deniz motorları yarışı vardı. Bu ayın sonunda motocross var Kapıdağ'da. Fakat tabii bunlar yetersiz kalıyor. Daha geniş kapsamlı reklam ve tanıtım lazım.